Evet, bu gördüğünüz bildiğimiz karbonat. Karbonat ne işe yarar? Karbonat mesela lavabonuz tıkandı. Biraz dökün, bekleyin, lavaboyu açar. Neden? Çünkü yağları çözer. Karbonat. Saçınız yağlı. Bir tatlı kaşığı. Karbonat, birazcık bir bardak suyla karıştırıyorsunuz, saçınıza sürüyorsunuz. Yağlı saçlara son. Karbonat, karbonatın kullanılmadığı yeri yok eskiden. İnsan vücudunda asit baz dengesinin bozulması nedeniyle asit oranı yükselirse kandaki asit damarların iç yüzeyinde çentikler oluşmasına sebep olur. Bu da mesela toplar damarların sıvı kaçırmasına sebep olur. Ne olur? Mesela bacaklarda bacak reflüsü olur. Variz olur, venöz yetmezlik olur vesaire vesaire. Kalp damar zafiyet olur. Asidoz nedeniyle kalp krizi olur. Asidoz nedeniyle beyin kanaması olur. Çünkü damarlar zayıflar. Asidoz nedeniyle romatizma olur. Çünkü eklemlerdeki, kemiklerdeki asit oranı ürük asit kristaline dönüşür. Şimdi karbonat kullandığı zaman insan vücudundaki asit baz dengesi tekrar normale döner. Bir karbonat asidi nötrleştirir. Doğal nötrleştirici. Kişi, biz bunu mesela yarım kilo 5 lira. Herkes kullansın diye. Mesela bir set ürün aldı bedava, hediye. Mutlaka herkes kullansın diye hediye. Şimdi neden hediye? Çok kullansın, herkes kullansın diye. Asidi nötr hale getirir kısa sürede. Mesela sabah, öğle, akşam kişi bir su bardağına bir tatlı kaşığı, bir su bardağına bir tatlı kaşığı karbonat katıp karıştırıp içerse önceleri alışamaz. Yavaş yavaş alışırsa, birkaç gün içerse sanki suya şeker katmışsınız gibi tatlı bir tat verir. Yani güzel bir tat verir. Ağız tadı değişir kişinin. Asidozu bünyeden kısa sürede atılmasını sağlar. Bir karbonat, yani veyahut da karbonat, Latince ismi, kimyadaki ismi sodyum bikarbonat. Çok çok önemli. Asidozu önlemekte, vücudu arıtmakta, temizlemekte. Asidoz, vücutta oluşan yağları eritir. Asidoz hayati tehlikedir. Eğer ki asidoz zamanında müdahale edilmez, tedbirler alınmazsa obeziteye sebep olur, kiloya sebep olur, yağlanmaya sebep olur. Karbonat kullandığında kişi mideyi rahatlatır. Midenin birkaç tabakadan oluşur mide. Mide hem sodyum bikarbonat salgılar, hem hidroklorik asit salgılar. Hem asit salgılar hem karbonat. Mide salgılamış olduğu karbonatı pankreasa gönderir. Asidi kendisi kullanır. Yani mide zaten bikarbonatı kullanıyor. Midenin üzerinde sümüksü, süngerimsi, yapışkan bir mukos var. Bu bikarbonattan oluşur. Koruyucu bir tabaka var midenin üzerinde. Bikarbonat kullandığımızda midenin bu koruyucu tabakası güçlenir. Böylece mide bakteri, virüs ve mantarlara karşı enfeksiyon kapması önlenir.